Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Python ile beraber hazırda gelen bir modül olan time modülünü ele alacağız. Zamanla ilgili bilgi ve işlemlerin yer aldığı bu modül time modül olarak adlandırılıyor. Time modülünü import etmek için öncelikle import time diyebiliriz. Yine from time, yani time modülünden from time import yıldız dersek de olur. Import yıldız dersek, yani time modülünden her şeyi import et anlamına geliyor. Öncelikle şunu kullanalım. Import time. Buraya bir takma isim de verebiliyorduk. S tm de diyebiliriz. Yani time modülü bundan sonra tm diye çağıracağız. Ama time zaten kısa yazılması. Onun için direkt import time şeklinde yazdım ben. Öncelikle time modülünün time fonksiyonu var. Time fonksiyonu bilgisayarın ilk zaman başlangıcından bu ana kadar geçen süreyi bize verir. İlk bir genelde 1 Ocak 1970 baz alınıyor. Time modülünün time fonksiyonu. Tabi bunu print ile ekrana yazdırmamız gerekiyor. Bu değeri bir görelim arkadaşlar. Time modülünün time fonksiyonu. Evet. Şöyle bir değer çıkıyor. Yani 1 Ocak 1970'ten günümüze kadar olan değeri yansıtıyor. Şimdi GM time fonksiyonu mevcut. GM time fonksiyonu ise yine time modülünü gm time var, bakın gm time çıktı, bir fonksiyon gm time. Bu time nokta time modülünün time fonksiyonunu biraz bize anlamlı hale dönüştürüyor. Yani önce biz time'ı yapmıştık, yani time modülünün time fonksiyonunu yapmıştık. Bu gm time ise bunu biraz anlamlı hale dönüştürüyor. Bakın, yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye cinsinden bize bu değerleri veriyor ve böyle gidiyor. Yılın kaçıncı günündeyiz işte. Gibi değerleri bize döndürüyor. Yine local time fonksiyonumuz var. Local time ise bize yerel saati veriyor. Bu ülkelerin saatlerinin farkı var. Onların önüne geçmek için local time'ı kullanabiliyoruz. Time modülünün local time fonksiyonu şeklinde yazmamız lazım. Yine bakın, time modülünü local time şeklinde yazmamız gerekiyor. Bakalım bu ne çıkacak bize. Evet, bu da local olarak bize time veriyor. Yani zaman veriyor. Biraz daha işi pratikleyelim. ASC time. ASC. Evet, ASC time fonksiyonu var. Time'ın ASC time'ı parantez içinde yazacağız tabii ki. Çalıştırdığım zaman bakın biraz daha düzenli yapıya ulaşmaya başladık. Şu kısım saat kısmı, sistem saati, yıl, ay, gün ve ayın kaçıncı gün olduğu yazıyor. ASC timer'a. Şimdi peki bunları tek tek ele almak istersek, o zaman strf time diye bir fonksiyon var. Strf time, yani yine time modülünün strf time fonksiyonu mevcut. Buraya tırnak içinde yüzde işaretini kullanarak sırayla, mesela küçük A harfi ne yapıyormuş? Küçük A harfi haftanın gününü. Büyük A ise uzun şekilde, küçük A kısa şekildeydi. Büyük A ise uzun şekilde bize veriyor. Küçük B ay bilgisini veriyor. Yine bunu büyük yaparsak ay bilgisini
uzun bir şekilde veriyor. Küçük C'yi deneyelim. Küçük C yine tam olarak veriyor bize, hepsini veriyor. Küçük D'yi deniyoruz. Küçük D ise evet, haftanın gününü veriyor. Bugün ayın 30'u, ben bu videoyu 30 Kasım'da çekiyorum. Bugün ayın 30'unu verdi. Hemen J'yi deniyorum. J ise yılın kaçıncı günü olduğunu bize veriyor. Hemen M'yi deniyorum. M de ay bilgisini veriyor. Yine bu şekilde daha yaklaşık bir 5-6 tane daha var. Mesela büyük Y var. Büyük Y tam yılı veriyor. Küçük Y ise kısaltılmış yılı veriyor. Bu şekilde 2020'nin son iki hanesini veriyor. X parametresi var. X bize saati tam olarak veriyor. Bakın, bu saati tam olarak veriyor. Küçük x ise tarihi tam olarak veriyor arkadaşlar. Yine bu parametreleri, bilgileri btöğrenme.com sitesinde bulabilirsiniz. Hepsi sıralı şekilde yazılmış durumda. Şimdi time modülünden çok kullanılan bir fonksiyonu da göstereceğim size. Slip fonksiyonu. Slip fonksiyonu en sık kullanılan fonksiyonlardan birisidir. Kod işleyişini belli bir süre için durdurabiliyor bu slip fonksiyonu. Bazen bir 2 saniye, 3 saniye, 1 saniye beklememiz gerekebiliyor. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Bir döngü açıyorum arkadaşlar. Döngümüz 1'den 11'e kadar dönsün. 1'den 11'e kadar. Ve bunu ekrana yazdıralım. I değerini. Sırayla ekrana yazdıralım. Normalde bunu çalıştırdığım zaman hızlıca yazıyor ve kapanıyor. 11'e kadar olduğu için 10 yazdı en son ve kapandı. Ben bu döngü içine time modülünün slip'i diyorum ve bu saniye cinsinden bu parantez içine bir parametre giriyorum. Örneğin 2 saniye yazdım. 2 saniye. Her bir döngüde mesela print i dedi, biri yazdı. 2 saniye bekleyecek. Döngünün başına öyle geçecek. i 2 aldı. Daha sonra 2 sayısını yazdı, yazdırdı ve ondan sonra 2 saniye bekleyip öyle dönecek döngü. Evet, bu şekilde ikişer saniye bekleye bekleye bakın yazıyor. Bunu 1 saniye yapayım. Biraz daha hızlı yapsın. Evet, birer saniye arayla yapıyor. İstersek yarım saniye de bekletebiliriz. 0,5 yazarsak nokta ile yarım saniye bekletiyor. Evet, biraz daha hızlandırabiliriz. Bu şekilde yine slip modülü dediğimiz gibi time slip fonksiyonu dediğimiz gibi time modülü içinde kullanılan, çok sık kullanılan bir fonksiyondur. Bu dersimizde time modülünü ele aldık. Yine time modülünün başka yapıları da var. Onları ben btm.com'da ele alacağım. Yine bu fonksiyonların parametrelerini de listeli şekilde btm.com'a koyacağım. Oradan bakarsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.